Evet, Galatasaray kupalarını doyasıya kutladı taraftarlarıyla. Serhan, bir kez daha döneyim sana. Tabii şampiyonluğa dair, sezona dair konuşacak çok fazla detay var. Sen nereden başlamak istersin? Şöyle vereyim sana sözü, oradan devam ederiz. Ben inançtan başlamak isterim. Ve iyiler her zaman kazanır lafından başlamak istiyorum. Çünkü Galatasaray Süper Lig'de iyi olmayı başardı. İyi işler yapmayı başardı. İyi futbolculardan oluşan takım hiçbir zaman ritmini bozmadı. İyi bir başkanı vardı, iyi bir yönetimi vardı, iyi bir hocası vardı. Ve en önemlisi ise sürdürebilir başarıydı. Galatasaray 13. bitirdiği sezondan bir sonraki sezonda şampiyon oldu. Sonra ikinci sezonda yine şampiyon oldu. Yani bu bir başarıdır. Hem idari yönden, hem mali yönden, hem sportif açıdan başarıyı yakalamış bir Galatasaray var. O yüzden Galatasaray emin ellerde devam ediyor ki rekor oylarda seçilen bir Dursun Özbek yönetimi var. Gerçekten Dursun Özbek yönetimine Galatasaray Genel Kurulu'nun vermiş olduğu, duymuş olduğu saygı, vermiş olduğu oylarla beraber rekor oyla Dursun Özbek yönetimi, sen bu işin iyi yapıyorsun, Galatasaray'ı emin ellerde iyi yerlere getireceksin inancında. O yüzden ben Galatasaray'da sadece eksik ne kaldı? Bir Şampiyonlar Ligi kupası kaldı. Artık hedefin o olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray kupaların çoğunu aldı. Bu sene 4 kupayla başladığı sezonda 2 kupası olan bir Galatasaray var. Ama yılmadı, devam etti ve kupaları ardı ardına kazanıyor. İşte dediğimiz gibi sürdürebilir başarı ne kadar önemli olduğunu ve hedefin nerelerde olduğunu görmek lazım. Bu saatten sonra Galatasaray zaten iskeleti iyi olan bir takım. İskeleti iyi olan takımla beraber iyi takviyelerle ne yapabileceğini en iyi şekilde gördük. Şampiyonluğa şunu söyleyebiliriz. Gerçekten oradaki inancın zaferi, oradaki iyiler her zaman kazanır lafının mimarı Erden Timur'un muhteşem işleri, Okan Buruk'un adeta şapkadan tavşan çıkarması, futbolcular ben de bu çorbada tuzum olurcasına, alnının terinden akarcasına çalışması, işte Icardi'sinden Torreira'sına kadar, Muslera'sından Abdülkerim Bardakçısına kadar herkes muhteşem oynadı, olağanüstü oynadı. Ben hepsini tebrik ederim. Güzel bir sezon geçirdiler. Bundan sonra kutlamaları da yapsınlar. Kutlamalar da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu. Zaten platformu oradan ayırmıyorlar. Platform sürekli statta duruyor ki her sene kutlamalar yapılır hale gelen bir Galatasaray'da söz konusu. Evet, bir şampiyonluk gelmesi halinde 5. yıldız da gelecek Galatasaray'a. Bu kutlamalarda aslında bu da çok fazla vurgulandı. Selahattin Kınalı. 5. yıldızı bir ara kovalıyordu Fenerbahçe, vazgeçti herhalde. Onlar da başka türlü 5 yıldıza ulaşma derdindeler ama yolu bu yani. Bunu Galatasaray gösteriyor. Ya kutlamalar çok güzel. Gökyüzüne yapılan, çizilen şekiller, yazılar. Evet. O güzel bir şey, hoştu filan. Tabii ben sadece Ciro'yu izledim. Ciro'lu bölümlere baktım adamıma. Çok tatlıydı. Bir de üçlü çektirdi eşek. O tarafıyla hep beraber eğleniyoruz ama. Ciro o kadar alışık ki bütün çocuklar, bebekler kulaklıkla çıktı sahaya. Hani sesten, gürültüden etkilenmesinler diye. Ciro direkt çıkıp üçlüsünü çektirdi. Herhalde Ciro'yu bir yılda izleyeceğiz. Öyle benziyor yani. İzleyelim yani. Ben şu an bilgiyi vereceğim birazdan vereceğim bilgiyi. Son aklıma Ciro var. Gelmeye başladı. Yani şu... Zaten Galatasaray Ciro'nun bonservisini almak istiyor. Önce Ciro ile bir anlaşma yapsın, ondan sonra babasıyla anlaşma yapar. Ama kutlamalar Ciro Türkiye'de... Ciro ile Popo anlaşacaklar galiba. 2020 Trabzonspor 2022 şampiyonluk kutlamalarından sonra hiçbir kutlama töreninin onu geçmesini beklemiyoruz. Ben en azından kendi adıma beklemiyorum. O da neden? Kendiliğinden, spontaneydi de ondan. Yani kurgulanmış bir şey değil. Kurgu işte buyur, muhteşem bir kurgu. Ama kurgu. Yani hayatın kendisi değil. Hani her sinema filmi, her dizi, işte her fotoğraf bir yönüyle biraz kurgudur. Onun öncesi ve sonrasıyla kurgularsın. Fakat kendiliğinden olan şeyin tadı başka. Kutluyoruz Galatasaray'ı. Teknik ekibi de, bu işi hazırlayanlar da bir sürü emek vermişler. Çok da güzel bir şeyler yapmışlar. Güzel organizasyon olmuş. Ama dediğim gibi bir de Galatasaray da son yıllarda bunu çok sık yapmaya başlayınca tadı da çok olmuyor. Hani 10 yılda 15 yılda bir oldu mu daha güzel oluyor, hatırlatayım. Çok daha şahane bir, kendiliğinden spontane bir eğlence vaat eden, o potansiyeli taşıyan bir kutlama düşünüyorlarsa biraz ara vermeleri iyi olur. Biraz insaf etsinler kalan takımlara. Ama dediğim gibi bir sürü güzellik yaşıyoruz.
Ama az önce özetleyemeye çalıştığım çirkinlikler içinden bakınca da sadece ciroya sarılmak geliyor içimden. Başka hiçbir şey gelmiyor. Yani sadece çocuklar masum yani. Diğerleri maalesef büyüdükçe kirleniyoruz ve büyüdükçe kirlenme hızı artıyor. Çok parlak bir futbol iklimimiz olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Kültürel alanda eksiğimiz çok. Ama bambaşka şeyleri var bu toprakların. Anadolu dediğimiz bir kültürler mozaiğidir. Anadolu bir coğrafya adıdır. Yani mesela nasıl İran bir coğrafyanın adıysa Anadolu da bir coğrafya adıdır. Yani ülke adı değildir. Bir kültürler mozaiğini tarif eder. Dünyanın odak noktasıdır. Yani neredeyse son zamanlarda Teoman Duralı diye yakın zamanda kaybettiğimiz bir felsefe profesörü hocamızın kayıtlarını dinliyorum. Çok geç keşfetmişiz kendisini. Coğrafya konusunda da insanın hikayesi, yolculukları konusunda da son derece donanımlı bir insanmış. Biraz da erken kaybetmişiz. Onun anlatımlarıyla da birazcık coğrafyayı lisede falan küçümserdik biliyorsun ama biz tabii coğrafyayı şey olarak algılıyoruz. Sınırları çizilmiş kara parçaları ya da deniz. Öyle değilmiş. İşte Anadolu'nun nasıl bir zengin coğrafya olduğunu Teoman Hoca'nın anlatımlarıyla da bir kez daha test ediyoruz, iğneliyoruz o bilgiyi. Yani şu ortaya çıkan işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bize son bir haftada verdiklerinin Anadolu kültürüyle hiçbir ilgisi yok. Ya yani birazcık bir dönün bakın nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz. Bu ülkenin insanları aldatan sokaktayız ya, lokallerdeyiz, derneklerdeyiz. İnsanlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un birbirleriyle hiç öyle bir didişmeleri olmadan tabanda hiç aynı günlük hayatı paylaşmaya devam ediyorlar. Ara sıra atışıyorlar ama şu üst düzeydeki çirkinlik aşağıda kesinlikle yok. Yani şu yaşadığınız, içinden geldiğiniz topluma bir bakın da kendinize biraz çekidüzen verin. Ya herkes size söylüyorum bunu. Peki. Şimdi kutlamalara damga vuran bir isim aynı zamanda sezona da yine damga vurdu. Icardi'den biraz bireysel performanslardan bahsederek gidersek Icardi'ye bir parantez açmak lazım Serhan. Yine dün akşamın başrol oyuncularından biri, hatta başrol oyuncusuydu diyebiliriz Icardi için. Bütün sezon boyunca da inişli çıkışlı dönemleri oldu aslında ama yine sezonu gol kralı olarak tamamlamayı, 25 golle tamamlamayı başardı Icardi. Evet, gol kralı olabilmek Süper Ligimizde gerçekten çok önemli, çok kıymetliydi. Ama şunu söylemek lazım, Icardi Türkiye'ye kupa kaldırmaya gelmiş. Gerçekten kupa kaldırmak için doğmuş. Gerçek bir savaşçı, gerçek bir lider, gerçek bir ikon, gerçek bir kahraman yani Galatasaray için. Galatasaray'la. Yani tam bir Galatasaraylı oldu Icardi. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Gelmiş geçmiş en iyi yabancılar arasında ben ilk üçe kesinlikle Icardi'yi yazarım. Ama en etkisi anlamında ilk bire yazarım ben Galatasaray'da Icardi'yi. Çünkü Icardi yeni neslin Galatasaraylı olmasında, bazı takımlardan transferler yapılmasında, taraftar olarak transfer yapılmasında en büyük etkenlerden bir tanesi. Adam zevk alıyor. Yani futbol oynamaktan zevk aldığı kadar eğlenmekten de zevk alıyor. Eğlenmekten zevk aldıktan kadar eğlendirmekten de zevk alıyor. Aslında biz hep burada Icardi'yi görüyoruz işte. Televizyon ekranlarında Icardi'yi görüyoruz ama biz Icardi'yi çok farklı görmek lazım. Ben de dün beraberdim Icardi ile. Hatta sonrasında stat'taki kutlamalardan sonra özel bir kutlamada bir yerde oldu. Orada bile Icardi başroldeydi. Yani Icardi için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Oynuyor, oynadığı zaman kral oluyor, gol kralı oluyor. Attığı zaman herkes Icardi şarkısını söylüyor. Yani Icardi'yi anlatmak için bence kelimeler yetmez. Çünkü Icardi öyle bir oyuncu. Hiçbir şekilde atmosferden kopmuyor. Icardi'yi en çok motive eden konulardan bir tanesi Galatasaray aşkı. İkincisi ezeli rekabet Fenerbahçe. Gerçekten Fenerbahçe'de farklı bir diyaloğu olan bir Icardi'yi görebiliyoruz. Icardi... Dzeko'ya gönderme yaparak çıktı şampiyonluk kutlamalarına. Ya bunlar tatlı göndermeler yani. Hani onu öyle, öyle görmek lazım bir yani. Hakaret, herhangi bir küçük düşürme, aşağılama olmadığı sürece olmadı bunlar keyifli taraflı. Biz buna ama yani Icardi'yi anlatmak için Icardi'nin attığı golleri saymak lazım. Icardi'nin attığı pasları. Yani bazen yani şunu söylemek lazım. Bir futbolcu için gol atmak o kadar çok değerlidir ama Icardi için maçın içerisinde eğlenmesi, maçın içerisinde maçtan zevk alması, maçın içerisinde
asist yapmaktan zevk almaz. Bir golcü bencildir. Yani golcü dediğimiz futbolcu gol atmaktan ister. Pas vermeyi istemez ama Icardi pas veriyor. Yani Icardi'nin takım içerisindeki üstünün ağırlığını da söylemek lazım. Hı hı. Herkesin birleştirici bir özelliği var. Herkes seviyor, herkes sayıyor, herkes de bir iletişim halinde. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun modu düştüğü zaman Kerem Aktürkoğlu'na yardımcı olabilecek şekilde Okan Hoca'nın en büyük yardımcısı, içerideki en büyük yardımcısı. Ya şu da bir güzel. Icardi takıma pozitif elektrik veriyor. O Icardi gelmeseydi biz farklı şeyleri konuşurduk. Icardi olmayınca biz giden 50 milyon euroları konuşuyorduk. Ama şu an Galatasaray'ın kasasına Icardi'ye verilen paranın kat kat üstüne bir gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Hem taraftarlık anlamında, çünkü taraftar olmak kolaydır ama taraftarları toplamak zordur. Yani bir başka bir takımdan bu takıma bir taraftar geliyorsa, böyle bir figür ortaya çıkıyorsa bu figüre saygı duymak lazım. Bu figürün insanlığına, kardeşliğine, dostluğuna ve oynadığı futbola saygı duymak lazım. Ben onu söylüyorum. Bütün taraftarlar farklı takımları tutabilirler ama Icardi'ye saygı duyan çok büyük taraftar kitlesi olduğunu düşünüyorum. Sırf Galatasaraylı olarak söylemiyorum bunu. Icardi bunu yapabiliyor. Oynadığı zaman atıyor. Bak görüyorsun, eğlendiriyor. Yani oradaki seyirciyi bile, hani mesela şöyle düşün. Sahne çıkınca başka bir seviyeye geçti. Sahne kuruldu düşün. Sahne kuruldu. Yani bir sanatçı çıktığı zaman herkes o sanatçıyı, sevdiği sanatçıyı gördüğü zaman coşkuya ortak olur. Yani mesela bütün futbolcularda bir coşku vardı ama Icardi çıktığı zaman. Az solist. Ya hem az solist hem de şu var, yani farklı temaları işlemeye çalışıyor. Eğleniyor çünkü. Yani hani yaptığı işi iş olarak görmüyor. Ben diyor, bu benim için tamam ekmek parası ama ben buradan eğleniyorum. Eğlenmem lazım, coşturmam lazım. Ya düşün, meşaleyle çıkması. Ya Icardi'nin kendi fikirleri bunlar. Paylaşımlar yapması. Ama şunu söylemek lazım. Galatasaray'da ben 2 sene boyunca biliyorsun, haftalar öncesine Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ediyorum. Hı hı. Astrolog olmama gerek yok. Kesinlikle. Artık yabancı astrolog istiyoruz. Astrolog olmama gerek yok. Bana soruyorlar, sen niye haftalar öncesinden Galatasaray'ın şampiyonluğunu nereden biliyorsun diyorlar. Astrolog olmaya gerek yok. Ben Galatasaray'ı biliyorum. Yıllardır 30 sene boyunca Galatasaray'ı takip ettim. Galatasaray'ın ne zaman şampiyon olacağını en iyi bilenlerdenim. O yüzden Galatasaray'da beni yanıltmadığı için Okan Buruk'a ve Dursun Özbey'e ve bütün takıma teşekkür ederim.